Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlülük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda da kıtanlar ekranımız olsun. Profesör Rahila Davud izdireksiz yok aldı. 10 avgust New York vaqti gezdi bergan xabarda bildirilishicha, Professor Rahila Davud o'tgan yili 12 ayda izdireksiz yo'qab ketgan. Professor Rahila Davud Sharq Turkistondagi atalmish Shinjang universitetining professori. U bu yil 52 yoshga kirgan. U xalq urf odat va madaniyat tadqiqoti markazining mas'uli edi. Rahila Davud o'tgan yili 12 ayda tuqqanlarga Beijingga tezroq berishim lozim deb yo'lga chiqqandan keyin yo'qab ketgan. Şu vaqadan keyin tuqqanlari uning ahvolini sirtqi chiqarmay untinsiz o'tgan bo'lsa-mu, professor Rahila Davudning izdirikini ololmagan. Untinsiz o'tishning foydasiz ekanligini his qilgan professorning tuqqanlari oxiri jimjitligini buzib og'iz ochgan. Xabarda Rahila Davudning bir tadqiqotchi salohiyati bilan sirliq yo'qab ketishi Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni keng ko'lamlik bostirib, Uyg'urlarning turmush va madaniyatiga besim elib kelayotganligining bir isboti ekanligi bildirilgan. Xabarda yana markaziy Los Angelesdagi dialog vaqfining qurg'uvchisi Jon Kam Xitoy doiralaridan professor Rahilaning izdirikini qilish qitirishgan bo'lsa-mu, biroq natijasi bo'lmaganligi bildirilgan. Marco Rubio Uyg'urlar tortibotgan zulm dunyoning diqqatini qo'zg'ishi lozim mavzuli maqola e'lon qildi. Erkin Asiya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe 10. Ağustos günü Amerika Kengash Palatası'nın azalarından Marco Rubio, Amerika'daki en çok gazetelerden bulgan Wall Street Journal'da Uygurlar hakkında makale ilan kıldı. Kengash Palata azası Marco Rubio makalesinde Şarkı Türkistan'daki terbiyeleş merkez namıda mevcut bulavatkan lagırlarının Medine Zor İnkılabı devrine asıltıdığan şey'i bulsun mu, onun Xi Jinping hükümranlıkıdaki Xitay'da zulüm vasıtsız süpüteli kengayı vatkallıkını Uyghurlarning bunundagi bosh hujum nishoni ekanligini alohida ta'kidladi. U maqolasida Xitoy rejimining bu xil zo'r ko'lamli tutqun qilish harakatini har qancha qilibmi qabul qilg'ili bo'lmaydigan bo'lib, bu ularning yer shari miqyosida o'zini mehr shafqatning koni qilib ko'rsatish urinishlari bilan zodili sig'isha olmaydiganligini. Bo'libmi Xitoy amaldorlarining Sharq Turkistondagi tarbiyalash haqida qilgan ba'zi qabih so'zlari hozir vaziyatning qaysi darajaga berib yetganligini ko'rsatib berdiganligini bildirgan. U bu axti mundaqtaydi. Ma'lum bir ma'lumotga ko'rsatilishicha, bu xildagi lagerlarga qamvelish hodisasining bir nishoni bu kishilarning siyosiy jihatdagi o'y-fikrini yengib-o'shdan hosil qilish, ularning islom e'tiqodini yo'qotish va ularning kimligini qayta barpo qilish bo'lmoqda. Navbatda bo'lsa, bu xil lagerlar hech qanday qonuniy tartib yoki hujjatlarda bo'lmagan ahvolda shiddat bilan kengaymoqda. Bu joylarga qamalganlarning o'zlari so'ygan kishilarni va shay'ilarni inkor qilganlar mukofotlanmoqda. Bunda qilishni rad qilganlar bo'lsa jazolanmoqda. Yolg'iz kishilik komandalarga qamilib dumbalanmoqda, och qo'yilmoqda. Ammo yerlikdagi hukumat tashkilotlari bo'lsa Uyg'urlarni va boshqa musulmonlarni mushunda xohlagancha tutib, lagerlarga qamashni odamning tinish shurkunigida qilib, o'smini kesib tashlash, ziroatga ximiyaviy o'g'it chechib, zaharlik o'tchoplarni yo'qotish degandek iboralar bilan tasvirlayotganligini bildirib, Xitoyni qattiq ayibladi. Marco Rubio yana bu joylardagi tutqunlarni atalmish tarbiyalash orqali o'zgartirishning nishoni mushning bilanli tugiguni yo'q. Bu tutib turish o'rinlari yana bu kishilarning kundalik turmushiga mu daxl tarvuz qilyotdi. Hozir ular majburiy bo'lgan uyda birga yashashni yo'li qo'yib, kompartiya amaldorlarini va hukumat xizmatchilarini Uyg'urlarning uylariga berib birga yashashga avatiyotdi. Salih ma'lumotlarni to'plash xizmati bo'lsa, g'oyat zo'r nazorat mexanizmining yordamida badan tekshirish, gen avrishkisini yig'ish Avaz avrishkisini yig'ish shaklida to'planyotdi. Chiroy tunish texnikasi hisoblangan nazorat kameralari bo'lsa, Uyg'urlar yashaydigan joylardagi yo'llarga va poyiz stansiyalariga ko'plab o'rnatilyotdi. Xitoydagi ikki cho'ng shirkat bo'lgan Hek Vision va Dahua Technologiya Sodistin g'oyat zo'r miqdorda foyda elayotdi. Bu shirkatlar Xitoy rejimiga yordamlashib, bexatarlik aslahalarini, jumladan nazorat kameralarini o'rnatish jarayonida g'oyat zo'r ko'lamli nazorat tizimisi qurilishi uchun Xitoy rejim bilan 1 milliard 200 million Amerika dollarlik xizmat to'xtami tuzganligini bildirdi. U yana mundaq dedi. Texi yaqindala hukumat xizmatchilarining kishilarni oshkori bo'za qilayotganligi haqida ma'lumotlar o'tirg'i chiqyotdi. Uyg'ur ayollari ko'chalarda mingib yurganda ularning yopkalarini, hatto uzun ko'ylaklarini ular ko'rganli yerda kesib tashlayotdi. Ular bu qilmishni har qaysi millat kishilarining uzun ko'ylak kiyishini cheklash belgilamasining bir qismi sifatida ijro qilyotdi. Bir qism hukumatsiz tashkilotlarining texi tunugulli ma'lum bo'lgan dokumentlarda aytilishicha
2017 yılının özüde Xitay boyunca kolga elinden kişilerin 21% Şarkı Türkistan'da işken. Ama bu cayının nüfusu bütün Xitay nüfusunun 1.5% teşkil kılıdı. Demek Xitay'da kolga elinden 21% aşu umumi nüfusunun 1.5% egerleydiğen halkı merkezleşken. Şarkı Türkistan'da kolga elinden sani aldıngı yıldakiden 731% aşkan. Halbuki bu san kanunsuz revişte mevcut buluvatkan siyasi kayıt terbiyeleş merkezi digen caylarağı yığı verilen kişilerini öz içi almaydı. Marco Rubio'nu hemmedin bek teşvişki selavatkanı bütün dünya yukarı pen tekniki vasıtası arkalık insaniyetki bahtiyar ve güzel cemiyet berpa kılışkı küçük kırıvatkan da Xitay rejiminin bu vasıtlarını zulüm üçün aktiflik bilen işiltişi iken. Marco Rubio makalesinde yarışari Magnitski kanununu növeti Şarkı Türkistan Partiya sekretarı bulup işlevatkan Çin Çuengoğlu emez, belki onu Şarkı Türkistan'daki barlık hükümet emeldarları ve Suudi sahasındaki katlı başlarına tatbiklaşını teşebbüs kılıdı. Şunlukla Erkin Asya Radyosu muhbirlerinin koluğa ilinğen uruh tukkalları koyup belirlenge kadar, Amerika tüpürüğüde faaliyet kılavatkan Xitay devletlik akbarat sahasının katlı başlarına Amerika'ya beriş vizisi vermesliğini teşlip kılıdı. Marco Rubio'nun fikirece Uygurlar diyarıdaki milyonluğun kişinin lagırlarına kamilişi ve Pütkül rayonunun sakçı devletine ayrılışı Xi Jinping'in bir belvağ bir yol kuruluşu'a lazımlık, mukumluk üçün bekme muhim iken. Gerçi bu krizini Amerika'nın taşkışlar ministeri Mike Pompeo ve Amerika'nın orun basar prezidenti Mike Pence köp kıtım tilga algan bosumu, nöbette hemmedimu bek zürür buluvatkanı emeli hareket iken. Bunu da Amerika'nın Xitay'a besim işletişi tekamu zürür iken. Çünkü İslam Hemkarlıkı Teşkilatı ya ki başka köplügen Müslüman devletleri Xitay'ını rencitip koymasız üçün bu meselede sükut kılışını tallı algan iken. Eğer Amerika bu meselede kattıkırak duralısa, bu devletlerimi bu sebki koşuluştan endişe kılmaydıken. Birleşken Milletler Teşkilatı da Xitay vekillerinden lagırlar hakkında sual soraldı. 11. August Çayna ayı doğru bergen haberde bildirilmişçe, Birleşken Milletler Teşkilatı Milli Kemsişki Karıştırış Komiteti, Cuma günü Xitay'nın Xalqara Milli Kemsişki Karıştırış Ahdinamesini icra kılış ehvalığa karab çıktı. Yığında komitet azaları Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk apitini alahide meseleler katarıda oturgu koyup, Xitay vekillerinden Şarkı Türkistan'da buluvatkan kişilik hukuk apitleri hakkında muhim suallarını sordu. Komitet azası Gay Mektugal, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da milyonluğun Müslümanlarını lagırlarına mecburi solaş ehvalini alahide oturgu koydu. Onun sözü birkaç kitim Xitay vekilleri tarafından üzüp taşlanan bolsumu, bırak o hak tarafta çıngtırıp, Xitay vekillerini lagırlarına solanan Müslümanlar hakkında birkaç meseleye cevap verişke kıstıdı. O mundaq dedi. Xitay vekilleri nurgun akbarat oğruları tilge elevatkan, milyonluğun Müslümanını sebepsiz lagırlarına solaş hakkındaki suallarına cevap verişi gerek. Müslümanlarını neme sebepten lagırlarına soludunlar? Ular hakkında kandak ayıplışınlar var. Kandak kanun tertipke asasen Müslümanlarını lagırlarına soludunlar? Sakçılar solanğallar hakkında sizlerge kandak dokulat sundi. Siler bizge sakçılarının lagırlarına solanğallar hakkında sizlerge yollagan dokulatlarından birersinin köpeytme nusxasını körüstüp berelemsiler. Bizge lagır eşi hakkındaki mehsistanlarını çüşendirip ötelemsiler. Bigunah kişiler lagırga kamalgandayken kandak özgürüşler boldi. O yana Xitay'nın Uygur okuğuçlarını okuvatkan mektablarından kayıtırıp gitiş siyasını oturgu koyup, yakından beri öz ihtiyari yaki silerinin mecbur kılışınları bilen Şarkı Türkistan'a kayıtkan Uygur okuğuçlarının ehvalı kandak. Yakınki yılları Kamboja, Malaysiya, Tayland, Mısır, Türkiye Katarlık devletlerden kayıtırıp elip ketken okuğuçlarının ehvalı kandak. O yana sözde Uygur okuğuçlarının bir kısmının yokap ketken, bir kısmının kolgu elinğen, bir kısmı lagırlarda ölüp ketkenlikini oturgu koydu. Komitet azaları yana Xitay'nın Xotan'daki birkaç mekteplerde Uygur okuğuçlarının Uygur tildi sözleşini çekilgenlik ehvalini oturgu koyup, Xitay'nın bu vaqtdaki kanunlarını asıl tip ötdi. Komitet azası Fatima Uygur Müslümanları dinge işengenligi üçün keng kölemlik tutkun kılınganlığı hakkında paketler var. Xitay kanununda dinge itikad kılgan ammenin dini itikadı koğduldu deyilgen. Ondaqtı Xitay'daki dinge itikad kılganlarının dini itikadı kandak koğdaldı degen suallarını sordu. Yığında 50 neçi Xitay vekili bar bolup, ular komitet azalarının suallarını anlap üntünsiz oltırgan. Yığın tertipi boyunca Xitay vekilleri komitet azalarının suallarına 13. August cevap verdiken. İgelenişe Xitay evetken vekiller içindeki Şinjan Tibbi Üniversitesi'nin müdiri Kayser Abdurrahim bu yığında atanmış Uygur Abnum rayonundaki Uygurlarga vakaleten söz kıldıgan bolup, Xitay'nın Birleşken Milletler Teşkilatı'daki bu yığında mı Xitay Kompartisi kolugu nemi tutkulsa şunu okuştun başka işe yaramaydıgan, bir korkak Uygur'una söz kıldırış arkalık, halkara cemiyetinin közünü boyumakçı buluşu dikkat tarttı.
ve müstakil gözetkiçiler Xitayning bu ahmaqani köz boyamçılığının devrinin allıqaşan ötkenlikini Xitayning bu urunuşları quyosh nurini alqan bilan yapmaqchi bo'lishdan boshqa narsa emasligini bildirishmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotida Xitayning kishilik huquq vaziyati ko'zdan kechirilgan kuni Uyg'urlar namoyish qildi. 10-avgust Birlashgan Millatlar Tashkilotining Wilson markazida Birlashgan Millatlar Tashkiloti irqiy ayrimchilikning barliq shakllarini yo'qotish komitetining 96-chi navbatlik yig'inining ruhiga binoan Xitayning kishilik huquq vaziyatini ko'zdan kechirish yig'ini o'tkazildi. Yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Dulqin Aysa boshliq qurultay rahbarlari qatnashdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Wilson markazida bu yig'in boshlanishidan ilgariroq Germaniya, Norvegiya, Gollandiya, Shveysariya qatorliq allardan kelgan bir qism Uyg'urlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh shtabi oldida Xitoyga qarshi namoyish olib bordi. Namoyish maydoniga Dunyo Uyg'ur qurultayi tomonidan lahiylangan Uyg'ur erkinlik karvoni olib kirildi. Uyg'urlar ayyultuzluq ko'k bayroqlarini va millionlagan Uyg'urlar Xitoyning jazo lagerlarida azob chekmoqda degandek viviskalar ko'tarishib, o'zlarining Xitoy hokimiyatiga bo'lgan g'azab ham noroziliklarini namoyon qilishdi. Namoyish soat 12 da boshlangan bo'lib, soat 16 gacha davom qildi. Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Dulqin Aysa boshliq qurultay rahbarlari 1 soat namoyish maydonida bo'lib, soat 13 da boshlangan Wilson markazidagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti irqiy ayrimchilikka qarshi turish komitetining ichki yig'iniga qatnashdi. Soat 15 da Wilson markazida Xitoyning kishilik huquq vaziyatini ko'zdan kechirish yig'ini rasmiy boshlandi. Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Dulqin Aysa, qurultay muavin raisi Farhat Muhammad, qurultay programma yetakchisi Peter Erwin, Gollandiyada yakka namoyish qilib olqishga erishgan Abdurahim G'ini qatorliq bir guruhi Uyg'ur vakillari bu yig'inga qatnashdi. Xitoyning kishilik huquq vaziyatini ko'zdan kechirish yig'ini keskin bas munozara ichida davom qildi. Trampning Amerikadagi Xitoy o'quvchilarining mutlaq ko'p qismi Xitoyning josusi deganligi ilgari surildi. Amerika prezidenti Donald Trampning yaqinda bir qism Amerika shirkatlarining mas'ullari bilan ko'rishganda Amerikadagi mutlaq ko'p qism Xitoy o'quvchilarini Xitoyning josusi deganligi ilgari surildi. Prezident Tramp 7-avgust kuni Nyu-Jersey shtatidagi bir golf maydonida bir qism Amerika shirkatlarining mas'ullarini qabul qilib, ularning Amerika iqtisodiy ahvoli va kelgusida qildigan xizmatining muhim nuqtalariga doir fikrlarini anglagan. Politico gazetining uchrashuvga ishtirok qilgan birlarining so'zini naql keltirishcha, prezident Tramp kechlik siyosatda uning bu davlatga o'qig'i kelgan har bir o'quvchisi josus degan. Xabarda yuqoriqi birlam prezident Trampning Xitoyni tilg'a olmagan bo'lsa-mu, ammo uning iborasi bilan Xitoyni ko'zda tutganligi aniq ekanligini bildirgan. Navbatda Amerikada o'qiyotgan Xitoy o'quvchilarining Amerikadagi chet ellik o'quvchilarining 3dan 1 qismini tashkil qiladi. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi bu yil 2 oyida Amerika Davlat Majlisida bergan guvohlik so'zida Amerika ilmiy tadqiqot sohasining Xitoy o'quvchilari va ilmiy xodimlari masalasida bak soddi ekanligini Xitoyning butun Amerika jamiyati uchun tahdidga aylanganligini bildirgan edi. Politico gazetasining bayon qilishicha prezident Tramp kechlik ziyofati yana Xi Jinpingning bir balvoq bir yo'l siyosatining dunyo savdosiga haqorat va buzg'unchilik olib kelganligi. Xi Jinping bilan ko'rishganda buni uningga 100 tirani aytganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha prezident Tramp yana Amerikaning 50 milliard dollarlik Xitoy eksport mahsulotiga tamojni beji qo'yishiga qarata Xitoyning o'ch elish tadbiri qo'llanganligidan hayron qolganligi va qattiq g'azablanganligini ta'kidlagan. Nyu-Jersey shtatidagi kashlik ziyofatga Amerikaning Boeing, Coca-Cola, Fiat, Chrysler qatorliq shirkatlarining mas'ullari ishtirok qilgan. Sharq Turkiston ulamolar birligidan xalqimizga taklif. Sharq Turkiston ulamolar birligi da'vat guruhi Sharq Turkiston xalqini dunyo va oxiratlik baxt saodatga yetaklashni nishon qilib, qarallik holda vaznasiyat faoliyati o'rinlashtirib, Turkiyada yashayotgan barliq Sharq Turkistonlik xalqimizning ma'naviy ehtiyojini qondirib kelmoqda. Bu munosabat bilan ayti 12-avgust yakshanba kunidagi da'vat temalari taqvodorlikning shaxs va jamiyatga qarata ifodasi temasida ustoz Abdullajon Damollam Zulhajja ayining avvalgi 10 kunining fazilati temasida ustoz Mahmudjon Damollam qatorliqlarining so'z qildiganligi bildirildi. Ulamolar birligi keng xalqimizning bu fursatni qo'ldan bermaslikni talab qildi. Faoliyat o'rni Sultan Murad jaddisi, Sultan Murad markaziy jamiyasi. Faoliyat vaqti 2018 yili 8 ayining 12 kuni yakshanba tushdan burun soat 10:30 dan 12:30 gacha. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunaqa qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.